Kariyerimde indirim videosu çekmek nasip olur mu derken evet nasip oldu ve bugün Apple'ın indirim haberleriyle uyandık. Apple 3 ay içerisinde 2 defa zam yaptı ve karşımıza zamlı fiyatları çıkarttı. Şu görmüş olduğunuz telefonun fiyatı 42 bin liraya kadar ulaşmıştı ama bugün Apple tarafından bir indirim gerçekleştirildi. Bu videoda sizlerle beraber Apple'ın ürünlerindeki yeni fiyatlara bakarken son 3 ay içerisinde neler oldu, Apple dolar kurundaki artışına göre nasıl bir zam yaptı, dolar kurundaki inişe göre nasıl bir indirim yaptı, buna sizlerle beraber yakından bakacağız. Şimdi size bilgisayar alıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Burada 3 farklı tablo var. Bu 3 farklı tablonun altını anlatacağım. Ondan sonra gerçekten güzel bir video ortaya çıkmış olacak. İlk tablo 26 Kasım günü oluşturulmuş zam videosunu açıklarken kullandığım video. Şimdi eski fiyat 14 Eylül'de iPhone 13 tanıtıldığında belli oldu. Burada iPhone 11'in fiyatı, iPhone 13'ün fiyatını görebiliyoruz. 14 Eylül'de Apple tarafından güncellenmişti ve dolar kuru 8.45'ti. 26 Kasım günü Apple zam yaptı ve o gün dolar kuru 12 liraydı. Yani dolar kurunun %42'lik bir artışından sonra Apple görmüş olduğunuz bu zamları ürünlerine uygulamış oldu. İkinci zam vakasına geldiğimiz zaman artık biraz önce bahsetmiş olduğum yeni fiyatlar ve dolar kuru kendisini yeni fiyatları bırakmıştı. Bakın dolar kuru 26 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar 16,5 liraya çıktı ve %36'lık bir artış gerçekleştirdi ve Apple'ın da yapmış olduğu zamları görüyordunuz. Bu sabaha kadar Apple'dan bir iPhone 11 almak istediğinizde 14 bin lira, bir iPhone 3 almak istediğinizde 21.500 lira, bir iPhone 13 Pro Max almak istediğinizde bazı modeli 32 bin liraya alıyordunuz. Peki gelelim 3. vakaya. İndirim. Buraya indirim yazmak nasip oldu ve gerçekten mutluyum. Şimdi burada eski fiyatları görebiliyorsunuz. Bu eski fiyatlar 16.42'den Apple'ın belirlemiş olduğu fiyatlardı. Ancak bugün itibariyle yani 24 Aralık itibariyle dolar 11 lirayla 13 lira arasında gidip geliyor. Bu video çekilirken de 11.7 liraydı. Yani Apple'ın son zamından sonra dolar 16 liradan 11 liraya inerek tam %28 oranında düşmüş. Peki yeni fiyatla beraber Apple nasıl bir indirim yaptı? Buna yakından bakacağız. Hemen şu tabloyu sizler için bir güncellemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 11.65. Ben Apple'ın internet sitesine giriyorum. Apple internet sitesine girdiğimde hemen burada iPhone 11'in fiyatına bakmak istiyorum. iPhone 11'in indirimli fiyatı ne kadarmış? Bakalım. Moru seçiyorum ve 64 GB'lığın 11 bin lira olduğunu görebiliyorum. 10.999 lira olmuş. Hemen şuraya 10.999 yazıyorum ve ardından da %21'lik bir indirim yapıldığını görebiliyorum. Yani dolar kuru %28 düşmesine rağmen Apple burada %21'lik bir indirim gerçekleştirmiş. Tabii ki Apple'ın yapmış olduğu indirimin arkasında düşünürken birçok sebep var. Şirketin elindeki stok, geleceğe bakış planı, indirim yapıyoruz ama tekrar dolar artar mı gibi farklı endişeler var. Bundan dolayı tamamen yapılan indirim oranlarını bir görelim, ona göre yorumlarız. Şimdi iPhone 11'in fiyatını gördük. %21'lik bir indirim var. Çok güzel. 11 bin lira yine alınabilir bir seviye. Bunun bilgisini vermiş olayım. Hatta 11 bin liranın ta 26 Kasım'daki zamla aynı ücrete de geldiğini görebiliyoruz. Şimdi sıradaki ürün iPhone 13. iPhone 13'ün fiyatını sizlerle beraber görelim. iPhone 13 güncel bir iPhone'um olsun, üst model, pro model aramıyorum ama güncel bir iPhone olmalı diyenlerin satın alacağı, güncel teknolojiyi yakalayacağımız bir model. Yani fiyatının uygun fiyatlı olması önemliydi. iPhone 13'ün de burada fiyatının ne kadar olduğunu görebiliyoruz. 16.299 TL olduğunu görebiliyoruz. Yine bir tık yüksek bir rakam ama görmüş olduğunuz gibi burada da %24'lük bir indirim Apple tarafından uygulanmış. iPhone 13 mini'nin fiyatını yazmayacağım ama yine görmüş olduğunuz gibi onda 14.800'lük bir fiyatı var. Sıradaki modellerimiz Pro ve Pro Max modelleri. Hemen burada tekrar iPhone kısmına geliyorum. Ardından da iPhone 13 değil, ardından da iPhone 13 Pro'ya giriş yapıyorum. Satın alın kısmına geliyorum. Bunu umarım isteyen herkese bu nasip olur. iPhone 13 Pro'nun fiyatına baktığınızda 21.500 lira olduğunu görebiliyoruz. Hemen 21.500'ü buraya yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da %25'lik bir indirim var. Pro Max'in baz modeli de 24.000 TL'ye düşmüş. iPhone 13 Pro Max'in burada neyini yazıyorum? Fiyatını yazıyorum ve %25'lik bir indirimin de burada olduğunu görebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, burada YTL yazıyor. Bu tamamen Google tablolarının işlemi. Onun da bilgisini vereyim. Buradaki indirimi gördükten sonra sıradaki ürünümüz Apple Watch 7 olacak. Hemen buradan Apple Watch'a geliyorum. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bir önceki fiyat gerçekten yüksekti. Yani bir akıllı saat takmanın bedeli Apple gibi böyle fiyatı her zaman yüksek olan bir markada olsa 8.500 lira olmamalıydı. 6.300 liraya düşmüş buradaki fiyatta. Hemen şöyle yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi %25'lik bir indirimi de burada görebiliyoruz. Şu anda Apple Watch 5 kullanıyorum. 3. 2. yılına doğru gidiyor. Ve herhangi bir şekilde kasma, donma, pilde mutsuzluk yok. Yani buna bir kere 6.000 lira verdikten sonra uzun yıllar çok mutlu bir şekilde kullanabilirsiniz. 6.000 lira belki gözümüzü kapatabileceğimiz bir rakam ama 8.500 gerçekten bir saat için yüksekti. Şimdi M1 MacBook Air'a gidiyorum. Burada Mac'i seçiyorum. Ardından da MacBook Air kısmına geldiğimde satın alın diyeceğim. Ve yeni fiyatın burada karşımıza ne kadardan çıktığını görelim.
verelim. 14.999 TL. Bir üniversite öğrencisi için gerçekten bu bilgisayar nimet. Her yere taşıyabileceğiniz güçlü bir bilgisayar, yazılım yazabileceğiniz, tasarım yapabileceğiniz harika bir bilgisayar. 20 bin lira gerçekten yüksek bir rakamdı. %25'lik bir indirimle beraber 15 bin lira gibi yine bir tık erişilemeyecek bir seviyede olsa %25'lik indirimle beraber yine ferah bir fiyata kavuşmuş. 15 bin liraya gelmiş. Bu arada bu bilgisayarı yurt dışında insanlar 1000 binin paraya, 1500 binin paraya satın alabiliyor. Biz de 15 bin liraya olmasına seviniyoruz. Bu bizi üzüyor. Bunun da Shift Net hani çalışan olarak yani en azından bireysel fikrim. Bunu sizlere söylemiş olayım. Biz de bundan mutlu değiliz. Sıradaki konu. M1 MacBook Pro 13. Şu anda önümde bulunan bilgisayar. Hemen Mac kısmına tekrar geliyorum. Ardından da MacBook Pro'ya tıklıyorum ve 13 inç modelin 18.999 TL olduğunu görebiliyorum. Burada da hemen nasıl bir fiyat var? 126'lık bir indirim var. M1 Max 16 inç fiyatını biraz önce yanlış yazmışım. Onu arada düzelttim. 16 inçin fiyatına geliyorum. Max modeli satın almak istiyorum. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gelelim. 16 inçlik Max işlemcili fiyatında 52.499 TL olduğunu görebiliyoruz. Hemen şöyle 499 yazıyorum. Burada da yine yazamadığım için bir şaşırtmacı oldu. %25'lik net indirim karşımıza çıkıyor. Apple seviyor ya, bakın burada %25, buralarda %25. Bir burada bir acımasız oldu, 48 falan. Ama burada 25-25 indirimler güzel gidiyor. 14 inçin baz modeline bakalım. 14 inçe baktığımız zaman da 29 bin liralık bir fiyat burada bizleri karşılıyor. Güzel, yani en azından 39 bin lira vereceğim ya, 40 bin lira para vereceğim, 30 bin lira para vermek tabii ki beni mutlu ediyor. AirPods 3. nesil şu anda alabileceğiniz güzel kulaklıklardan bir tanesi. 3. nesli gerçekten 2600 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel bir kulaklık diyecektim. Şöyle alıyorsunuz bir kere, yıllarca kulağınıza takıyorsunuz, kullanması gerçekten rahat. 2600 lira gibi bir ücreti veriyorsunuz. Tabii ki bu bir tercih meselesidir. 400 liraya da bu kulaklığı alabiliyorsunuz, 2600 liraya da bu kulaklığı satın alabiliyorsunuz. AirPods Pro 5000 lira gibi, gerçekten artık bu nasıl bir fiyat dediğimiz bir fiyata erişmiş. Yani bir kulaklığa 5000 lira mı vereceğim diye düşünüyordum yani. Hani bundan çok ciddi rahatsızdım. Ama yeni gelen indirimle beraber fiyatının da 3800 lira indiğini görebiliyoruz. Çok yine ucuz değil. Gerçekten ucuz değil ama hani 2000 lira gibi, 1500 lira gibi seviyelerde olsun isterdim bu kulaklık. Ama yine de 25'lik indirim buraya da gelmiş. AirTag, hemen aksesuarlar kısmına geliyorum ve AirTag'i burada biliyorum ve görmüş olduğunuz gibi 400 liralık da bir fiyatı burada bulunuyor. Hemen 400'ü yazdığında 125'lik bir indirim var. iPad 9. nesil. Uygun fiyatlı Apple'ın satın alabileceğiniz bir tablet. İnsanlar bunu uygun fiyatlı bir şekilde satın alsın diye özel olarak tasarlıyor. İçini çok güçlü bir işlemciyle barındırmıyor. Tasarımını yeniletmiyor ve uygun fiyat satışa çıkartıyor. Bizde de 5200 lira gibi bir fiyatı var. Vay arkadaş. 125'lik bir indirim de burada var. Şimdi konu şu. Ben güçlü bir bilgisayar istiyorum diyorsunuz. MacBook Pro'ya giriyorsunuz. Ardından 16 inç büyük ekran olsun diyorsunuz. Satın al kısmına geldiğiniz zaman burada hemen en güçlü işlemciyi seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim depolama alanına ihtiyacım var. Benim RAM'e ihtiyacım var. Seçiyorsunuz ve 91.500 liralık bir fiyata kavuşuyorsunuz. Hemen buraya baktığınız zaman da buradaki indirimin de %25 olduğunu görüyorsunuz. Sonuç olarak ne olmuş? Apple'ın en son zam yaptığında dolar 16 liraymış. Ancak doların 11.7 yani %28'lik bir düşüşünün ardından Apple neredeyse dolara yakın bir şekilde fiyatı indirmiş. Yani Apple bu işin hakkını vermiş. Benim yorumum budur. Yani dolar gidip %30 düşerken sadece %10 indirim yapsaydı kızardık. Ama maliyetin düşüşü kadar indirim yapmış olması en azından bizi sevindiriyor. Doların daha da düşmesiyle beraber Apple buradaki iyi niyetini göstermiş gibi duruyor. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Tekrar bu fiyatlar bence düşer. Apple bir kere yaptıysa bir daha yapar. Genel olarak nereden nereye geldiğimize bir baktığımızda işte ilk bu dolar macerası başlamadan son zamanlardaki 8000 liralık iPhone 11'i şu anda 11 bin liraya almak zorunda kalıyoruz. iPhone 13 ilk çıktığında 12 bin lirayken maalesef şu anda da 16.500 lira gibi bir fiyata satın almak zorunda kalıyoruz. Hatta bakın şöyle yapayım. İlk çıktığında 12 bin liraymış. Hemen 16.500 buraya girdiğimde iPhone 13'ün ilk çıktığı 14.50'den bugüne de %37'lik bir zam yediğini görebiliyoruz ama dolarda tabii ki bu seviyede zam yedi. Bunu da arada size göstermek istedim. Videoyu kapatıyorum. Yani ben video boyunca yorumlarımı söyledim. Teknolojik ürünlerin en azından bir tık daha erişilebilir seviyede olması beni mutlu ediyor. Şu anda bazı şeylerin erişilebilir bir seviyede olduğunu düşünmüyorum ama aşağıya gelmiş olması gerçekten güzel. Eğer ben tabii ki bunu temenni ederim. Dolar kurunun düşmesi ve ülkemizin biraz daha rahatlamasıyla beraber bu fiyatların da düşeceğine inanıyorum. Eğer olursa tekrar bir video çekerim. Kariyerimdeki ikinci Apple indirim videosunu sizlerle beraber çekmiş olurum. Bu arada konu Apple'ın olmasının sebebi şu. Direkt kendi sitesinde fiyatları net bir
bir şekilde söylüyor. Ancak diğer markalar biraz hepsi burada gibi farklı yerlerde fiyatı belirlendiği için işte birisi 1000 liraya satıyor, biri 1500 liraya satıyor. Çok onu ele alamıyorsun ama iPhone'un direkt ne kadardan satıldığını ele almadığımız için Apple'ı seçiyoruz. Buradaki indirimlerin diğer teknolojik ürünlere de sağlanmasını temenni ederim. Ben mesela işte Fırsat Cuması'ndan 2500 liraya direksiyon almıştım. Şu anda 5000 lira. Bakalım eski fiyatına gelecek. Onu pazar yerindeki satıcı oraya indirecek mi? Neyse ben videoyu kapatıyorum. Konuşacak da çok bir şey bulamadım. Yorumları size bırakıyorum. Yorumlar kısmında sizlerle bu sefer mesajlaşacağım. Yazdıklarınıza cevap vermeye çalışacağım. Kalp atmaya çalışacağım. Yorumları bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.